CHP'li Karabağlar Belediye Başkan Adayı Halil Kınay, mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam etti. Kınay, yeni İzmir'i Karabağlar yaratacak. Hep birlikte sokak sokak adaleti, emeği, Atatürk'ün cumhuriyetini, gençleri, kadınları ve umutları büyütelim dedi. CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, köyleri ziyaret etti. Tohum ve gübre desteği vereceğiz dedi. Ürünlerin tanıtımı için festivaller de düzenleyeceğini söyledi. Duman, altyapı ve yol düzenlemeleri hakkındaki çalışmalarını da paylaştı. AKP'li Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, işsizliğe çare olacaklarını söyledi. Gençlere istihdam yaratacaklarını belirtti. Belediyeyi de bankamatik çalışanlarından arındıracağız dedi. CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, bir günde 3 seçim ofisinin açılışına katıldı. Önal, 25 yıldır ödediğimiz deprem vergilerinin neticesini istiyoruz. Dönüşüm maliyetleri devlet tarafından düşük faizli kredileriyle karşılanmalı dedi. CHP Ödemiş Adayı Mustafa Turan, belediyenin destek hizmetleri şantiyesine gitti. Tüm işçiler için eşit iş, eşit ücret vurgusu yaptı. Turan, sizler sahada görünen yüzümüzsünüz. Bugün olduğu gibi yarın da emeğin ve emekçinin yanında olacağız dedi. CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, mahalle temaslarında bulundu. Sivil toplum kuruluşlarına gitti. Mutlu, bu seçimi alacağımızı biliyoruz ama büyük oy farkı istiyoruz. 31 Mart'ta sandıkları patlatalım, 5 sene hep birlikte çalışalım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, çevre platformuyla bir araya geldi. Lal Denizli, hassasiyetinizi paylaşıyorum. Yoğun betonlaşmanın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunun karşısında duracağız dedi. Doğal güzellikleri koruma sözü verdi.